Merhaba, canlarım benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize. Biraz sohbet edelim mi? Edelim. Bugün günlerden Arife, yarın bayram. Biliyorsunuz bizim videolarımız geriden geliyor. Aynı gün içinde atılmıyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok çok iyiyim canlarım benim. Tekrar şimdiden de kutlayayım. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Huzurlu, mutlu. Gönlünüzce sevdiklerinizle geçsin inşallah. Amin. Önce ben diyeyim amin. Dedik bugün biraz sohbet edelim. Şimdi arkadaşlardan birkaç tanesi şöyle demiş. Berrin. Berrin, neyse ona da geleceğim yine. Kayınvalidesine gitmeseydi, keşke hani yanında kalsaydı diye. Hayatım, herkesin ne gördüyse onu yapıyor. Biz annemizden öyle gördük. Bizim annemiz, nur içinde yatsın, önce kayınvalidenize gideceksiniz. Öyle şeylerde ben bir alınganlık, şeylik yapmam yani. Biz öyle gördük, herkesin görüşüne saygımız var. Ama bizde önce kayınvalideye, eşinin tarafına gidilir. Ondan sonra anneye, kendi annemize gelirdik ikinci günü. Eğer ki tabii ki çok yoğunluk yoksa, nur içinde yatsın, benim kayınvalidem de tabii en küçük ben olduğum için, eşim olduğu için aşırı yoğunluk olurdu. Biz ikinci günü annemize giderdik. Böyle şeylere takılmanın bir anlamı yok yani. Hani biz öyle gördük zaten. Annemiz bize öyle öğretti. Kesinlikle derdi asla önce eşinin tarafına gideceksin, kayınvalidene gideceksin. Ondan sonra bana geleceksin. Biz öyle gördük, biz öyle biliyoruz. Ama dediğim gibi herkesin görüşü nasıl yetiştirildiyse öyle. Ama bayram şimdi artık bir şeye bakıyor. Telefona bakıyor. Bir tuşa bakıyor. Eskiden de o eski bayramlar. Mektup yazıyorsun da bir hafta sonra geliyor da. Telefon mu vardı eskiden? Ya da gidiyordum postaneden. Telefon, o bile sıraydı. Böyle şeyler pek şey yapmıyorum ben. Hele şimdi mesela şu zamanda çalışanlar için hak veriyorum. Tamam, tabii ki hep eski bayramlar olsa ama maalesef şu an bunu yaşıyoruz. Hayat zor. Tek kişinin maaşıyla zaten olmuyor. Eskiden de o tek kişi çalışırdı. Eşler mesela çalışmazdı. Yetiyordu ama şimdi yetiyor mu? Yetmiyor. Her iki tarafta hem eşler çalışınca böyle özel günler tatil amaçlı kullanılıyor. Yani şimdi yalan söylemenin anlamı yok. Haklılar. Onlara da hak veriyorum. Özel günlerini tatil amaçlı değerlendirip ne oluyor? Arife gününden yarım gün izin, onları değerlendirip eğer bayram uzunsa tabii ki tatile gidiyorlar. Şimdi kolay hemen telefonu açıyor. Bayramı mübarek olsun, tamam olsun. Tabii ki eski bayramlar olsun. Hepimiz isteriz bunu ama zaman ve şartlar böyle şu an. İyi ki yani aranılıyor. Bir de aranmasa ne olacak? Hani telefon açıp bayramını kutluyor. Tatile gidiyor. Haklılar. Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Özel günlerde yok. Eğer yılbaşına denk gelirse, bayramlara denk gelirse bu günlerde tatil amaçlı kullanılıyor. Ben hiç o tür şeylere ben pek takılmıyorum. Ama dediğim gibi tabii ki olsa iyi mi iyi ama şartlarımız bunu götürüyor yani. Yapacak bir şey yok. Ne zaman çalış, ne zaman gidecekler, bir tatil yapacaklar. Böyle bu şekilde bunları yani oraya gitse ama hiç şey yok yani. Ben yani o tür şeylerde zaten biz öyle gördük annemizden. Kesinlikle ben kaç yaşındayım? Benim kayınvalidem yaşadığı zaman biz hep
Önce kayınvalideme giderdik sabah erkenden. Hepimiz orada toplanırdık. Ta akşamüstü dağılırdık. Akşamüstü tabii yoğun kalabalık büyük olduğu için gidebilirsek annemize giderdik. Olmadı ikinci günü giderdik. Ama bunda ne var ya? Ama arkadaşlardan birkaç kişi yazmış da hani Berrin gitmeseydi. Şimdi Berrin diyeceğim ve gene söylüyorum. Kız agresif değilim. Arkadaş demiş ki bir tanesi ben o temizlik videosunda herhalde. Neden böyle sana sormuş işte agresifleşiyorsun, niye öyle cevap veriyorsun diye. Hayatım sen kaç kere sorduğunu biliyor musun? Ha bir de onu söyleyeyim. Bak şimdi gene hani cevap veriyorum. Bu da benim en doğal hakkım cevabı vermek. Sana işte sormuş işte Berin deme de şöyle de sen de hani niye öyle cevap veriyorsun? Hayatım bir kere değil kaç kere sürekli yazan birisi. Bunu sürekli. Ben de ona dayanaraktan o şekilde cevap verdim. İşte öyle vermeseydin, etmeseydin diye. Bir kere sormadı. Sen zaten bilmiyorsun ki kaç kere sorduğunu. Onun için o şekilde cevap verdim hayatım. Ya veriyorsun dert, vermiyorsun dert. Aman neyse. Bu arada arkadaşlarımdan bir tanesi şuraya yanıma aldım. Oda kokusunu sormuş. Benimki pudra. Şöyle yakından göstereyim hayatım. Bu vardı. Ben aslında leylak çok seviyorum ama bunun kokusu da güzel. Mükü de almış dediydim ben. Yani gördü bende. Gördü. Çok hoşuna gitti yani sıktım. Ben çok memnunum. Çok güzel bir kokusu var. Gül almış o. Ben buna bir tane bu kalmış. Pudrası kalmış. Bunu aldım. Yoksa leylek olsaydı leylek alacaktım. Ben o kokuyu daha çok seviyorum ama memnun musun? Evet, çok memnunum hayatım. Temizlik yaptım. Evet, bu bir normal genel bir temizlik. Mükü de sordu onu. Telefonlaşıyoruz dedim ya. Ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorsun dedim. Bayağı ama ne bayram temizliği. İlla ki bayramda mı? Tabii bayramın farklı oluyor temizliği. Ama ben o düşünceyle değil, normal zaten temizlik yapacaktım. Normal her gün yaptığımız, 15 günde bir yaptığımız temizlik. Her gün değil, her gün tabii bir üstünden geçiyorum da. Normal bir temizlik. Ama bayram olunca ama eskiden de o bayram temizlikleri yapardık. Şimdi temizlik her zaman yapıyoruz. Dışarılara varasıya kadar balkon varsa yıkanır. Eğer gecekonduysa su tutulur, toprağın üstüne süpürülür. O heyecanlar tabii ki daha farklı. Ama şimdi mi? Hayır, eskiden. Şimdi bakıyorum her gün herkes normal. Ben temizlik yaptım. Çamaşır varsa çamaşır. Baktım karşıdaki komşular çamaşırlarını yıkamışlar. O da bayram çamaşırı mı o bir acaba? O bayramlar çok çok eskidendi. Şimdi bayram mı gelmiş? Hiç normal sıradan bir gün gibi. Zaten birbirine gelip gidiyorsun, görüyorsun. Ha çok çok uzaklarda olan tabii o daha farklı. Kız şey atardık, kartpostal. Aman ne kuyruk olurdu kız. O şeyin postanenin önleri sokaklarda çarşıya çıktığın zaman kartpostallar sıra sıra. Hiç gördünüz mü? Şimdi var mı? Soruyorum hepinize. Hiç çarşıya çıktığınızda var mı kartpostal? Yok. Bayramı ayrı, yılbaşısı ayrı mesela. Aman bir sürü alınırdı artık kaç kişiyse 10 tane, 15 tane herkese göre eğer yılbaşıysa kardan şey karlı olan kartpostallar vardı. Kime ne hitap edilecekse ona göre kartpostal alırdık, yazardık. Bir de onları biriktirirdik. Ben biriktirirdim. Saklardım. Şimdi hiç yok. Yani onlar
Yok, eski bayramların tadı yok zaten, onlar olsun. Pul. Postaneye git. Mektup yaz, kartpostal. Pulunu yapıştır, adresi yaz. Abo, şimdi hemen açıyorsun telefonu. Tak 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 tak. Gönderiyorsun. Hayat kolaylaştı. Hayat kolaylaştı, kolaylaştı. Herhalde Berin de yarın mı gelir, yarından sonra mı gelir? Berin be Berin. Onun da adını ben Zerrin istedim. Bilmiyorum, bahsettim herhalde. Zaten hiçbir çocuğumun adını ben koyamadım ki. Hiçbirininkini ben koyamadım. Ebru'nunkini Funda ya da Esra istemiştim. Annem benim Osmanlı nur içinde yazın. Hayır. Ne o Esra? Funda ne? Biz ses çıkaramıyorduk vallaha. Şimdikilere öyle mi? Asla. Ebru olacak. Bitti. Kesinlikle bitti. Dedi mi? Nokta koyuldu. Ben olmadı, Esra dedim, Funda dedim. Baktım, ben sadece fikrimizi söyleyebiliyorduk. Kesinlikle bunu koyacağız, şunu koyacağız diyemiyorduk yani. Belgenin de adını bunun içinde yazsınlar yine. En büyük eldim Bedriye yengem. Belgin diye kızı varmış. Rahmetli eşim çok seviyormuş onu, vefat etmiş bebekken. Biz bilmiyoruz tabii ki. Ben bilmiyorum yani. Evli değildik tabii o zaman. Belginde ben Berna dedim. Neyse, gene birazcık yakınlaştık. Dedim artık neyse. Dünyaya geldi. Zaten fikrin şeyi, sen ne istiyorsun, tamam soruyorlar da. Ama koyulmuyor. O farklı. İçimden geçen dedim Berna olsun dedim. Eşim dedi yok, benim dedi yeğenim vefat etti. Çok seviyordum, Belgin olsun. E hadi Belgin olsun. Ona da hiç ses çıkaramadık. Üçüncüye maşallah ben de. Zerrin olsun dedim. Berrin'i. O da gene şey benziyor gene. Dedi ne olsun, ne o, ne koyalım? Dedim şey olsun, Zerrin olsun. Eşim dedi yok, Berrin olsun. E hadi dedim. İsim bir boncuk, ne dersen, ne koyarsan o olur. Yani sesleneceksin, çağıracaksın. Yine ses çıkarmadım. Onunki de Berrin oldu. Gerçi Zerrin de olsa, Berrin de olsa isim, isim. Öyle koyuldu. Sanki baksana bizim isimlerimiz çok mu şey? Mübeccel hep güler yani. Hakikaten hiç ben de anneme sormamışım. Yani adımı benim kesinlikle tabii ki büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Annemin de söz hakkı yoktu herhalde. Öyle bizimkileri. Fikriye, Fikret, Fahriye, Faize. İki tane, altı kardeşiz biz. İkisinin ismi değişikti. Ben hiç bilmiyorum. Benim abimmiş Mehmet, vefat etmiş. Ama kardeşimi biliyorum. Benim bir küçüğüm Kenan. Onu hatırlıyorum. Onu biliyorum. Onu 6-7 aylıktı kaybettiğimizde. Bir onların ismi farklıydı bizden. Gerisi öyle der hep bir köyün. Hakikaten der, sizin isimlerinizde der de bir ilginç. E ne yapayım? Bizim isimlerimizde bir tuhaf. Boncuk, annem öyle derdi. İsim bir boncuk derdi. Takıyorsun, koyuyorsun, kalıyor, gidiyor. Ebedi. Ne yapayım bakayım, bir kalkayım. Ondan sonra tekrar oturalım, devam edelim. İşimiz gücümüz yok, Allah'a şükür. Temizliğimizi de yaptık, her şeyimizi yaptık. Oturuyoruz ama
yatağımı toplamadım. Yatağımı kalkayım bir toparlayayım. İki dolandım geldim. Balkona çıktım. Karşıdaki komşularım. Bu arada Berin'le ilgili arkadaşlardan birkaçı sormuş. Şimdiye kadar kızım değildi, şimdi kızım mı oldu diye. Hayır, dünyaya getirdiğimden beri kızım benim. Kızlarım benim. Hangi ailenin içinde bazı sürtüşmeler olmuyor? O zaman öyle gerektiriyordu, öyle oldu. Yok mu? Sizlerin de var, hepimizin var. Normal yaşadığımız konumuz, komşumuzda görüyoruz, akrabalarımızda görüyoruz. Bazı sıkıntılar oluyor, sonra geçiyor. Normal, bu ebedi sürecek diye de bir şey yok. Ama oluyor. Olmasa iyi, doğru ama o zaman öyle gerektiriyordu, öyle oldu. Yani ay geçen 3 gün önce Feyza geldi bana. Aklım başımdan gitti. O burada kanepede uzanıyordu. Ben mutfaktaydım. Ne yapıyordum? Bir şey yapıyordum mutfakta. Anneanne diye seslendi. Ne var dedim. Senin televizyon gelip gidiyor dedi. Aklım başımdan gitti. Aman dedim. Şimdi tam dedim. Bir de bayram üstü olmasa da sıkıntı. Geldim baktım. Kapat istersen dedi. Hakikaten televizyon anlık geliyor gidiyor. Anlık çalışırken geliyor gidiyor. Eyvah dedim ben yaptırdım ya. Güya. Bir sene söyledi dedim ben. Bir sene hani garantisi bir sene dedi. Dedim bir sene de olmadı. Yaptırdım. Kapattım. Ben de karşı tarafa geçtim öyle. Uzandım. Ama şimdi içime el vermiyor. Arada bir açıyorum bakıyorum. Aynı şekil. Kapatıyorum. Ses de veriyor. Anlık geliyor gidiyor. Ses çıkarıyor. Kapatıyorum. Bir dakika sonra gene açıyorum. Yine aynı şekil. Anneanne dedi acaba dedi temassızlık mı var? Dedim anneannem ne temassızlığı olacak dedim ya. Üniteyi çekmiştim ben. O gelmeden gene bir hani temizlik yaparken üniteyi çekiyorum böyle öne. Altını falan siliyorum. Ben dedi fişlerini dedi bir çıkarıp takayım dedi. Çıkardı komple hepsini tekrar taktı. Allah'a şükür hakikaten de temassızlık varmış. Demek ki ben onu çektiğim zaman yerleştirirken fişler oynadı herhalde. Anlık çünkü geliyor gidiyor. Ucundan bir temassızlık yapıyorsa ay dedim bak diyor ben anlıyormuşum demek ki diyor şey televizyon tamirinden. Vallahi dedim anneannem anlıyormuşum dedim. Yoksa olmasa ben o şekilde ona gideceğim. Belki de televizyon yanacaktı gene. Tövbe bir daha dikkat ederim şey yaparken. İleri geri oynatırken. Temizlik yaparken arkadaşlar demiş niye temizlikçi çağırmadın diye. Yok çağırıyorum suç çağırmıyor suçken. Şimdi çağırdığım zamanlar evet Perihancığımı selam söylüyorum burada. Ona da biliyorsunuz Perihan'ı alıyordum. Ben onun o temizliği çok güzel yapıyor. Aldığım zamanlar kendin yap. Sen neden yapmıyorsun? Hani niye çağırıyorsun diyen arkadaşlar oluyor. Konuştum Perihan'la bir de bayram üstü zaten Perihan'a bir kere bir hafta 10 gün öncesinden telefon açıp gününü belirlemen lazım. Perihan'ın hiç kesinlikle boş günü yok. Sürekli dolu. Konuştuk. Ay dedi vallahi abla dedi olur ama o kadar dedi yoğunum ki dedi. Sorma. Ona dediğim gibi bir hafta 10 gün öncesinde telefon açacaksın. Bir hafta sonra ancak gününü alacaksın. Konuştuk. Kaldı dedim kendim yapayım. Ha tabii yani cam, perde, merde tabii ki onlar olmadı. Onları yapamadım. Yapamam zaten. İnşallah bir bahar temizliği ya da kışa girerken
O zaman anca alırım yani. Onu da perdeleri, camları, mamları kendisi de yani zaten cam değil. İki kişi geliyorlar, bazen üç kişi geliyorlar. Camlara farkındaysanız asla girmiyor kendisi. Bir kaza geçirdi. Yüksek bir yerden cam silerken düştü kendisi. Onun için o korkusu var. Ben hemen hemen 15 seneye yakın tanıyorum yani Perihan'ı. Büyük bir kaza geçirdi. Hastanede bayağı bir kaldı. Onun için yanında iki kişi getiriyor. Ya da bir kişi öyle grup olarak arkadaşlarla beraber geliyorlar. Ama dediğim gibi inşallah onu da dediğim gibi bir bahar temizliği olur. Ha, bayram temizliği. Bak gene bayrama döndük gene. Yarın Özlemciğim de gelecek Allah'ın izniyle. Geliriz dedi Faiz abla dedi. Elif'i alırım dedi. Parmak kız. Aman o gün giderken ben buradan dedim ya yürüyerek çıktım gidiyorum diye. Çok uzak evleri ya. Özlem aradı. Ben de yakınlaştıydım. Bir 5 dakika falan kalmıştı onların yanına. Abla biz geldik dedi. Dedim tamam sen Markantarya'nın önünde bekle dedim ben. Ben de yoldayım dedim. Hem yürüyüş olsun dedim yürüyerek gidiyorum. Çünkü ben o telefon açtığında 45 dakika falan sürüyor dedi bizim gelişimiz. Otobüse binerken ararım ben seni dedi. O otobüse bindik dedi. Ben de hemen buradan çıktım. Dedim yürüyerek ben de giderim ama onlar benden daha önce geldi. Herhalde trafik fazla sıkışık değildi. Nasıl olduysa baktım 2 dakika sonra gene telefon. Sesini de tanıyamadım. Edepsiz. Sen neredesin teyze? Biz geldik burada bekliyoruz Elif. Dedim ben de geliyorum Elif, ben de geliyorum. İşte o gün dedi bayramda evdeysen dedim evdeyim. Ha. Bak ben bile kaç yaşındayım bayramda mükü çalışmasa biz de bir yerlere gidiyorduk. Gençler niye gitmesin? Evdeyim Özlem dedim. Mükü dedim eğer şey çalışmıyor olsaydı gene dedim biraz evde durmazdık. Çünkü o da biliyor yani benim evde durmadığımı. Dedim evdeyim evde buyur gel dedim. Tamam dedi bayramın birinci gün dedi. Eşin ihtiyaçlarını gördükten sonra Elif'le dedi geliriz dedi. Arkadaşım bir tanesi de demiş yeni katılan arkadaşlardan herhalde Özlem deyince gerçi cevabını vermiş eski takipçilerimden arkadaş Özlem kim nereden hani tanıyorsun diye Özlem söylemiştim yine ben Antalya'dan buraya geldiğimde 16 yaşından beri tanıyorum Özlem'i ben. Onların evinde kiracıydık biz. O yüzden de yazsın. Anneciğim, babacığım. Ay Elif bu kadar mı benzer Fatma teyzeye? Suratı aynı. Bu kadar mı benzer anneanneye? Çok benziyor, aynı. Ve Fatma teyzenin de fark ettiyseniz Elif'in saçları kına yapmış gibi. Kızıl. Fatma teyzenin de öyleydi. Bembeyaz da akça pakça. Birisiydi. O zamanlar şey vardı, telefon değil, bizim fotoğraflarımız vardır onlarla. Evinin önünde şimdi şurası yol. Şu köşeyi dönüyorsun, ben burada kiracı, orada bir ev daha var, orada da kiracı. Şu şekil. Evin önünde yolunda odanın bir tanesini büyüktü tabii ki. O eski evler. Şimdiki evler hep 2+1 küçücük küçücük. Anam içine sığamıyorsun. Eskiden öyle miydi? 4 oda bir salon, 3 oda bir salon. Öyle büyüktü. Dükkanları vardı. Aleyhisselam amca mesela ay ne oyalar yaptım Aleyhisselam amcaya ben ne ilfler yaptım. Yazmadan tut, iş çamaşırından tut, kıyafetinden tut, havlusundan tut. Hepsi vardı. Pazarlara da çıkıyordu. Bir arabası vardı. Özlem de çok çıktı.
Ay Özlem ne çıktı ne çalıştı. Zaten her gün gidiyordu o da babasıyla. O dükkanın içinde onlar pazara çıktığında Fatma teyze açıyordu dükkanı. Giderdim yanına ben onun. Çayı da demlerdik. Hem arkadaş hem sohbet ederdik hem yazma. Hatırlarsınız sizler de ya. Şey böyle üzüm, meyve, küçük boncuklar. Onlardan oya yapardım ben. Böyle küçük çiçekler oluyordu. Aynı oyaladım. Siyah, kırmızı. Onlar daha çok gidiyordu. Siyahla kırmızı. Biriktirirdim. Orada mesela alacağımı almazdım. Günde 10 tane oyaladığımı bilirim yani. Oya yaptığımı. Çocuklara oradan kıyafet alırdım. İhtiyaçlarını alırdım. Yine hiç unutmuyorum bir bayram gününe denk getirdim. Siyah böyle kiloş etek üstlerine beyaz bluz bayramda getirmişti Ali İhsan amca. Ondan almıştım çocuklara. Ama işte iş çamaşırıydı, çorabıydı, morabıydı. Yani dışarıda çalışmadım ama eşim çalıştırmadı. Zaten çalışsan 3 tane çocuğa kim bakacak? Çalışsan ne olacak? Ama evde de hiç boş durmadım. Dışarıya çok işler yaptım. Hiç boş durmadım. Ay yapar yapar eşim kendi işiydi. Hiç unutmuyorum. Küçük altın yapıp biriktirirdim. Hemen ha dediğinde vermezdim. Ben biliyorum eşimin sıkışacağını. Sene sonu. Maliyeye borç oluyor ya. O zaman çıkarır verirdim. O da zaten biliyordu benim biriktirdiğimi. Sıkıştığı zaman sende vardır. Evet, hemen çıkarır verirdim. Yani kadın dışarıda da çalışmasa evde bile üretiyordum yani. Yapıyordum. Mesela trafik kazasında kaybettik. Bir Feride ablamız vardı bizim. Mekanı cennet olsun. Eskiden hani eskiden öyle söyleniyordu. Bilmiyorum belki biraz kaba mı kaçıyor ama normalinde eskiden öyle söylendiği için ben de öyle söylüyorum. Bohçacı denirdi. Hani elinde bir çarşafa bağlarsın, koluna takarsın. O şekil çeyizlik satardı. Bir yere mesela gideceği zaman 2-3 gün önceden haber verir. Mahallede arkadaşlar, konu komşu oraya toplanır, bohça açılır, çeyizlik kimin ne ihtiyacı varsa. Ama şimdi onlar mı kaldı be? Yok. Ama onların da tadı güzeldi be. Oraya şey yaparsın, açarsın, kimin ihtiyacı varsa alırsın. Ona çok yaptım mesela. Almadım da mesela şöyle, of, ama eskiden de şöyle kare kare 6 tane elinde örüyorsun yünden vardır büyük ihtimalle bilen arkadaşlarımız. Neymiş? Misafir geldiği zaman dizinin üstüne koyuyorsun. Şöyle küçük küçük şu küçüklükte kare yahut da balık şeklinde örülürdü. Biri kuru, biri ıslak. Tabağın kenarına koyulur misafir geldiği zaman işte pasta, kek ne varsa ne ikram ettiysen ıslaktan alır hafif nemli ondan silir ötekinle de kurularsın. Ona öyle o tür şeyler çok yaptım. O şekilde o satardı. Lif yaptım mesela onlardan yapardım peçetelerden. Ama şimdi o mu kaldı kız kağıt peçete alıyorsun siliyorsun atıyorsun. Ay hiçbirisi yok şimdi be. Ay ne örüyormuş o zamanlar. Ay ben çok ördüm. Çok dışarıya iş yaptım. Su işlerinde mesela oturdum. Oradaki ev sahibim de çok iyiydi. Hatice teyze. Mekanı cennet olsun. Tabii ben durmuyorum. Hatice teyzeye de. O da pazara çıkıyordu. O hem Antalya'nın köy pazarlarına da çıkıyordu. O da çeyiz üzerine satardı.
Ona da öyle çok yaptım. Tabii her yaptığımda tabii satılmıyor. Ha dediğinde satılmıyor. Bana sürekli hani olması lazım. Hani satılsın diye para gelsin dönsün diye. Bir tuhafiyeci vardı orada. Hatice teyze öyle dedi. Gel dedi, o da dantel üzerineydi o. Sade sırf dantel üzerine. Çeyizlik. Dantel mi kaldı şimdi? Ay ne dantelleri ördük be. Kızların çeyizi. Ay masa örtüsü. Yatak örtüsü. O vitrinlerde danteller. Hay ona da bir anlam veremiyorum. Ha şimdi öyle şey mi var? Kocaman duvardan duvara vitri. Hepsinde danteller, bardaklar, fincanlar. Hepsi iç. Hakikaten on, bir misafir gelecek de oradan çıkaracaksın da ondan ikram edeceksin. Ha orada olacağına mutfakta olsun. Ha, o zaman öyle gerektiriyordu. Koltukların üstünde danteller, sehpaların üstünde danteller, koltukların üstüne bile koyuluyordu. Neyse. Sen dedi el işi çok yapıyorsun dedi. Tuhafiyeciye götürdü beni. Böyle böyle konuştuk. Tamam dedi, sen ne kadar yaparsan yap dedi, getir dedi, ben alırım dedi. Fiskos. Niye fiskos demişler onu? Dedikodu masası. Ay yeni çıktıydı o zaman yuvarlak hani fiskos. Hakikaten isimleri, şeyleri. Sen dedi getir, ha ben ondan onu aldım ya. Getir hemen alırım dedi, hani şey yapmam ve hiç dedi. 15 günde bir tane fiskos veriyordum. Düşünün o dantel ince. 15 günde o alırım dedi ya. Ben şartlandırıyordum kendimi. Onun için çok üretiyordum. Bir günde bir 100 gram ipi bitirdiğimi bilirim ben. Bak bir günde bir 100 gram büyük o yumaklar. İnce tabii ki. Ben bir götürdüm, aldım. Ayda iki tane yapıyorum. Tabii onun satışı da sağda ben değil, başkaları da yapıyor. Millet 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda bir fiskosu bitirir ki ben 1 ayda 2 tane bitiriyordum. İkinciyi götürdüm aldı. Üçüncüyü götürdüm. Dördüncü de sen dedi sen bunu dedi nasıl yapıyorsun böyle çok seri, ben dedi hani bu sıklıkla alama. O da tüketemiyor tabii ki ha dediğinde. Nereye tüketecek? Millet kuyrukta beklemiyor. Bu kadar çok dedi. Çok seri yapıyorsun dedi. Hani alamam dedi yani bu kadar dedi. Çünkü hani onun da satışı ona göre. Bana para veriyor tabii ben götürdükçe, ama satış olmayınca ne olacak? Orada birikim oluyor. Öyle de şeyim gittiydi. İşte Hatice teyzeyi de öyle lifler güzel gidiyordu. O köy pazarlarına da gittiği için mesela Aksu'ya gidiyordu. Onun gibi mesela Seri'ye gidiyordu. O tür pazarlara. Orada o çabuk tüketiyordu. O çeyizin içinde mesela Denizli'den havlu da getiriyordu. Hamam takımı, bornozlar. Onları da getiriyordu. Onları da köy pazarlarında çeyizlik çok güzel tüketiyordu. O güzel tüketiyordu. Ona Elif yapıyordum. Günde oturuyordum 10 tane Elif yapıyordum. Bir günde. Yap babam yap. Ben o zamanlar çaya belki gına geldi. Sabah erkenden diyorum ya şartlandırıyordum kendimi diye. Erkenden kalkıp evin işini yapıyordum. Yemeğimi de erkenden yapardım. Çocukların okulu varsa onlar okula gidiyor. Ben bir oturuyordum. Çayı da demliyordum. Çay yanımda. Televizyonu açıyordum. Siyah beyaz. Televizyonu da açıyordum. Hem çay içiyordum hem dürt babam dürt. Dürt babam dürt. Yani dışarıda çalışmasak da bir dışarıda çalışan biri gibi aynı maaşı evde ben belki fazlasını alıyordum. Üretiyorduk ya, iyi. Boş durmayı da zaten sevmiyordum. Ek gelir mi? Gelir. Ha dışarıda çalışsaydım
Tabii SSK'm olurdu, o olurdu, bu olurdu. Olmadı, nasip değilmiş. Sonradan dışarıda çalıştım, ne oldu, gene mi oldu? Yok, yetemedim, SSK parasını dedim ben. Elime verin. Allah razı olsun patronlarımdan. Hayır demediler ama işimi gerindi o da bu tarafa doğru. Perde kapalı da. Olsun ben görüyorum ya, yapardı annem de gerinme, üstüme gerinme diye. SSK parasını istedik, yetmeyince ne yapacaksın? Mecbur, eskiden zaten yapılmazdı, bildirilmezdi bile. Ama şimdi SSK'sız çalıştıramıyorsun, çok güzel bir şey. O da çok güzel bir şey. Gençlerimizin geleceği için. Eskiden bilmiyordun, SSK istesen bile sigorta yapacaksın mı? Ya yapıyorlardı ya yapmıyorlardı. Ancak rahatsızlığını ne kadar bildirdiklerinden bile haberimiz olmuyordu. Hani kaç gün bildiriyorlar, nasıl bildiriyorlar onu bile bilmiyorduk. Bayram gelmiş, ne yemek? İşte bayram havası hiçbir yerde yok ki. Dışarılarda bile yok hiç. Gayet normal bir gün gibi. Öyle miydi eskiden, fıkır fıkır her yer kaynardı böyle. Ama bayram gelmiş neyime, anam anam garibanam demiş. Gülmek benim neyime. Güneş geldi gene bana. Evet. Kalkayım bakayım dışarıdan alınacaklarım var. Onları alayım. Bir iki alınacağım var. Ekmek alınacak. Bayram şekeri alınacak. Ay şey alacaktım ben. Lavabo açıcısı. Onu unutmayayım da. Hep unutuyorum. Hep dışarıya çıktığımda. Şeye, mutfak için. Mutfağa şart bir tane. Bir tane değil, birkaç tane alayım da dursun. Su gidiyor da çok az gidiyor gene. Tıkanıklık oldu herhalde. En son aldığım inşallah aynısından bulurum. Değişiyor hep. O çok güzel açmıştı. Döküyorsun arkadan 2 litre, 3 litre sıcak suyu da şey yaptın mı, döktün mü, hop, anında gidiyor. Ne yapalım canlarım benim, kaçalım gidelim değil mi? Evet. Tekrar Ramazan bayramınızı kutluyorum canlarım benim. Evet, tabii ki bayram geçti ama bizim videolar geç geliyor biliyorsunuz. Sevdiklerinizle huzurlu, mutlu, ilk önce sağlıklı bir bayram diliyorum sizlere. İnşallah güzel bir sohbet olmuştur. Hepinize iyi öpüyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.